Sayın hocalarım, sayın başkanım, değerli misafirler, asbelkader çeşitli yayınlardan sonra şu sırada üzerinde çalıştığım bir kitabın bir bölümü aslında bu olacak. İdeolojinin dili, bunun da çıkış noktası olarak da Tanzimat'la sınırlandırmak zorunda kaldım ya da 1896 ile sınırlandırmak zorunda kaldım. Ama ideoloji kavramının bize biraz özellikle muhafazakar kesime ideoloji dediğimiz zaman bir farklılık ya da bir yabancılık hissi algıladığını da görebiliyoruz. Oysa yakından baktığımız zaman muhafazakarlığın kendisinin de ya da hayatın içinden seçtiğimiz birçok kavramın da ideolojileştirildiğini görüyoruz. O yüzden işin içine daldığımız zaman gördüğümüz şey ideolojinin ne olduğudur. Yani kavram bir taraftan var, teori bir tarafta var, efendim yine düşünce bir tarafta var, dünya görüşü bir tarafta var. Ama ideoloji burada nerede duruyor? İdeolojinin nerede olduğu ile ilgili temel çıkış noktası burada değerli hocalarımız da var. Benden çok daha iyi bu konuda uzman olan felsefeciler var. Elbette ki Fransa'da çıkan bir kavram 1790'ların sonunda 98'de falan ama çok reel bir şekilde de 1812'lerde bir temel yani bugünkü anlamına yakın bir kavramsal reale oturuyor. Bizde de tabii bir ideoloji olarak geçmiyor ama Tanzimat döneminde ideoloji olarak bir isimlendirme olarak geçmiyor ama yine de bunu kullanan aydın bürokrat dediğimiz işte Münif Paşa'da bazılarında görebiliyoruz bunu ya da işte şeylerde. Sonra bu kavramı bir tarihçe, kısa tarihçe vermek gerekirse bu kavramı Necip Fazıl'da ideoloji örgüsü diye ya da ideologya örgüsü diye ama ideoloji örgüsü diye geçiyor. Orada çok farklı bir kullanım da var. Tabii ideoloji örgüsü bu tabii Necip Fazıl'ın İtalyanca versiyonuyla bu kelimeyi algılamış olmasıdır. Yani ideoloji örgüsü diye. Bugün Azerbaycan şeyinde de var. Yani o şekilde kullanıma girdiğini hatırlıyorum. İdeoloji bu anlamda nedir? İdeolojiyi tanımlamadan önce ideolojiye bakanın da ideolojiye irdeyenin de kendi içine çekildiği, ideoloji tarafından çekildiği bir düşünce sistemi olarak algılamak gerekir. Düşünce dediğimiz şey, dünya görüşü dediğimiz şey sizin hayatınızla sözlerinizin arasındaki ilişkileri belirleyen, hayatınızla sözleriniz arasındaki dengeyi bulabilen bir düşünce ya da bir söylem olarak algılarsınız. Oysa ideoloji, yani ideoloji dediğimiz şey bunlardan çok farklı. Düşünceden çok farklı. Düşüncenin sistematik tarafıdır. Pratik, eklektik ve sınırlanmış bir cephesidir düşüncenin. Bu bağlamda düşünceye sınırlılık getirdiğiniz zaman ama her zaman pratiğe eklektik düşünce eklektik vasfa niteliğe büründüğü zaman ideoloji asıl cephesini kendi karşıtını yaratmakla bunu ilahi olmamak kaydıyla oluşturmakla gerçekleştirir. Tıpkı kapitalizm gibidir. Kendi karşıtını oluşturur ve böylelikle özellikle ideoloji kendi karşıtını var etmekle kendine bir tabiri caizse dövüş alanı belirler. Çünkü ideolojinin dünya görüşünden farklı tarafı bir çatışma niteliğiyle ortaya çıkmasıdır. Bu bağlamda peki Tanzimat'ta buradan tabii dilin de ideolojisine geleceğiz. Tanzimat'ta nasıl bir ideoloji dediğimiz zaman işin içine girdiğimiz zaman yalnızca Osmanlıcılık, Türkçülük ya da yalnızca İslamcılık
düşüncesinin, ideolojisinin olmadığını, bunun yanında pragmatizmden tutun da eklektisizme kadar, hatta İlber Ortaylı'nın yok dediği, ısrarla üzerinde yok dediği, ya o kadar da abartmaya gerek yok dediği, bonapartizm de dahil olmak üzere, yani bürokratik baskı dediğimiz, bürokratik ideoloji dediğimiz ya da bürokratik baskıyı temellendiren bonapartizm de var. Bu da tartışılıyor. Bu tartışmaları da içine alan bir çalışmanın içinde olduğum zaman da ideolojinin bizim hayatımızın, tabii bunun içinde feminizm de var, bunun içinde kadın algısı var, bunun içinde aşka yüklenen ideolojik bakış da var ya da kadına yüklenen bir bakış da var. Dolayısıyla bunları ele alırken şunu fark etmedik demiyoruz. Şöyle ki o da ideolojiyi yalnızca düşüncelerin bir seremonisi gibi algılamak yanlıştır. İdeoloji hayatı belirleyen, hayatın tümünü, yani hayatın tümünü belirleyen, siyasal olayların dışında hayatın sadece siyasal olaylar değil, hayatın bütününü belirleyen bir düşünce aksı, bir düşünce ile ilişki olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunun sebebi de şudur. 19. yüzyılı biz, evet, Tanpınar medeniyetler silsilesi olarak görür, medeniyetler çağı olarak görür. İşte efendim İlber Ortaylı imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak niteler. Ama yakından baktığımız zaman Tanzimat bir ideolojiler çağıdır. Peki Osmanlı bu ideolojiler çağındayken, yani o İslamcılığı şunları bunları bir tarafa bırakalım. Onlar çok kaba ve onlar görünen şeyler. Yani evrimcilik düşüncesi, yani Darwin'in evrimci düşüncesini sosyal alana yayılmış evrimci düşünce var. Bunları da işin içine kattığımız zaman. Bunu sadece Osmanlı'da mı görüyoruz? Hayır. Bizdeki temel, yani liselerde ya da üniversitelerde işte şunu söylerlerdi biz sanat tarihi akımlarına baktığımız zaman. İşte efendim Avrupa'da işte 80 yıl sonra efendim işte bize bir akım geliyor falan. Tanzimat'ta hiçbir akım ya da hiçbir kavram, ekonomi, ondan sonra medeniyet kavramı da dahil buna, sivilizasyon diye geçerken, ekonomi kavramı bile ya da işte bir takım ekonomik kavramlar, iktisadi kavramlar çok değil. Avrupa'da dillendirdik de kavramsallaştırdığı andan çok değil. 2 sene sonra karşımıza çıkıyor. İşte bu da bizim, bize bugüne kadar anlatılan Tanzimat düşüncesinin, efendim işte geri kalmışız falan filan, hiç de geri kalmıyor. Namık Kemal hocamızın dediği gibi Renan'ın kitabını okuyor ve anında cevap veriyor. Renan müdafaanamesi yazacak kadar hem Renan'a vakıf hem de kendi reel tutumuna vakıf. Dolayısıyla düşüncede bir geri değil. Kavramsallaştırmada da geri değil. Ama az önce dediğim gibi bu yalnızca Osmanlı için geçerli bir şey değil. Aynı zamanda ideolojiler çağının şemsiyesi altına ben çok rahatlıkla Avrupa'yı da katabilirim. Yine İnci Engin hocamızın yaptığı mukayeseli çalışmada Japonya, Rusya itibariyle baktığımız zaman da aynı yani Tanzimat'taki koşu, yani şartlarımızın hemen hemen aynısının yaşandığı Rusya'ya baktığımız zaman, Japonya'ya baktığımız zaman, evet işte hepimizin bildiği çevirilerin aynı olmasını, işte telemak bilmem ne falan, bunların olması sorun değil. Sorun şurada. Tuhaf olan bu ideolojilerin, yani işte Fransız milliyetçiliğinin işte ulusçu düşünceyi getirmesi falan filan bir tarafa, karşılığını Rusya bir şey olarak vermiş. Panslavizm olarak vermiş. Aynı şekilde dindarlık gelişmiş. Yani dindarlık daha da koyu bir şekilde bürünmüş Rusya'da. Ortodoksi düşünce. İşte bu açılardan baktım. Japonya'da da aynı şekilde. Evet, Japonya'da bir kırılma var, bir farklılık var. 1850'lerin sonlarına doğru Şintoizm'den büyük bir Hristiyanlaştırma faaliyeti de var Japonya'da. Ama orada da yine dindarlaşma, burada muhafazakarlaşmayı da karıştırmıyorum.
yine felsefeden hocalarımız var, değerli hocalarımız. Muhafazakarlığın da bir ideolojisi olduğunu, işte Edmund Burke'nin getirdiği işte tanımlarla birlikte baktığımız zaman bunların düşünceleri Tanzimat'ta hiç karşılıksız kalmıyor. Okuyorlar. Öte yandan bu ideolojilerin çerçevesinde yine kitabımda bir bölüm daha var. Ondan sonra dilin ideolojisine geçmek istiyorum. Hemen çok başınızı ağrıtmadan. Bölüm şu. Tanzimat'a bakışın ideolojisi. Buradaki kastettiğim şey yani Tanzimat'a sonraki nesil nasıl bakıyor diye. Tuhaf bir şey. Yeni Türkiye dergisinde bir özel sayısında kültür tarihiyle ilgili bir sayısının özel sayısında ne yazık ki bir hocamız evet sağ olsun çok güzel bir şekilde işte tıpkı basımını vermiş. Ben Mehmet hocama da gönderdim onun bir fotoğrafını. Yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa 1939 yılında işte Dil Tarihi İstanbul Üniversitesi işte bir Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bir kitap listesi veriyor. Üniversitelere işte ya da işte diyelim ki liselerde okutulmak üzere ki amaç 1940'lı yılların başında başlayan o tercüme faaliyetinin bir altyapısı oluşacak. Bugün hasbelkader İspanyol edebiyatını, İsveç edebiyatını takip ederim ya da işte Rus edebiyatını biliriz. Hepimiz çok ya bazılarımız o şekilde bakar. Ama bugün bile artık adı anılmayan insanların kitapları çevrilmiş ve sıra edebiyata gelince, bizim edebiyatımıza gelince hem dil tarihten benim kendi okulumdan hem de İstanbul Üniversitesi'nden çok ilginç bir şey. Ben oradaki isimlere dikkat edemedim. Dikkat ettim. Ama bir dikkat daha vardı. Orada olmayanların isimleri. Hocam işte Oğuzhan hocam işte isimlerden yola çıktı. Bir de olmayan isimlerin yokluğu yani bir ismin yokluğundan dehşet içinde kaldım. Üç isim yok. Bu isimleri sayınca hepimiz bu isimlerin niçin alınmadığını zaten bileceğiz. Hocam son iki dakikamız. Teşekkür ediyorum hocam. Birincisi Ahmet Mithat Efendi. Türk romanını yapan adam. İkincisi Muallim Naci. Üçüncüsü İttihat ve Terakki'nin en önemli adamı. Yani ortalığı yakıp yıkan adamlardan bir tanesi. Yani düşünsel olarak. Mizancı Murat yok. Biz edebiyat tarihi mezunuyuz. Mizancı Murat'ı daha yeni öğreniyoruz. Hocalarım burada. Yani yeni öğreniyoruz derken daha yeni görüyoruz. Bu da ideolojinin kendi içindeki tarafgirliğini ya da şunu da söylememiz gerekiyor. Kavramlar evet. Tıpkı ideolojiler gibidir. Kimi kavramlar? Devrine göre, kültürüne göre kimlik değiştirir. Yani anlamsal bir kimlik değiştirir. Nedir o? Coğrafyasını değiştiriyor. Rasyonalizmi, evet biz çok ilginç bir şey. Rasyonalizmi anlıyor. Burada işte Ali Bey var. Ali Utku Hoca'nın işte anlattığını ve çalışmalarını biliyoruz. Oradaki kavramsallaştırma süreciyle bendeki kavramsal algı düzeyi farklı. Bunun farkına varmıyoruz. Öte yandan yine hemen hocamın da uyardığı gibi Muallim Naci'nin yok sayılmasının çok ilginç bir anekdotu var. Recaizade ile kavga ediyor. Daha doğrusu kavga etmiyor. Basit bir şey. Recaizade ne diyor benim kitabımı diyor. Görmüyor bu adam. Halbuki elinde değil Muallim Naci'nin. Ama Muallim Naci bir popüler bir adam ve bir ayrıcı. Ve Recaizade buna darılıyor ve ya da küsüyor. Aralarında herhangi bir şey olmamasına rağmen bu kişiselleştiriliyor ve çok ilginç bir şey, çok acı bir şey. Kayahan Özgül Hoca bunu yazdığı zaman çok üzüldüm. Okuduğum zaman gerçekten çok üzüldüm. Köprülüzade bunların yani Tanzimat'tan sonra Tanzimat'a bakanların ideoloji içerisinde, ideolojik bakışı içerisindeki en facia olan şey.
Köprülüzade Mehmet Fuat'ın ilk tetkiki Muallim Naci üzerindedir. Selçuk Tüfun'a ve dönemin popülist ya da mahalle baskısına dayanamayarak şöyle bir şey söylüyor. Makalesinin başında şu var. Ben Köprülüzade'yim. Köprülülerden geldim. Ama diyor bu adam diyor bir esnafın oğlu, yorgancının oğlu. Bu sınıfsal ayrım, bu sınıfsal ideoloji nereden geldik? Var bir şey, yani bir çıkış noktası var. Bildirin tümünde bunları zaten ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Ama dilin ideolojisinde şunu da teslim etmem gerekiyor. Bugün son olarak bir iki cümleyle bunu ifade edeyim. Günümüz Avatar filminden yola çıkarak söylerek ya da Matrix filminden yola çıkarak söylersem eğer artık bundan bir ay önce Facebook'un sanal bir alem üzerinden ortaya koyduğu bir gerçeklik yanılsaması demiyoruz. Gerçekliğin dönüşümü diyoruz. Bir sanal bir dünya yaratılıyor. Bu dünyanın mimarı var. Bu dünyanın bir doktoru var. Bu dünyanın bir psikoloğu var. Bu dünyanın bir şehir mimarcısı var. İç mimarcısı var. Bunların hepsini yani evet. Ama Avatar filmindeki ayrıntıyı kaçırıyoruz. Avatar filminde ayağı sakat olan bir insan var. Ama ondan sonraki daha facia bir şey. Ben yıllardır sinema ve edebiyat arasındaki ilişkiyi bulmaya çalıştım aynı zamanda. Avatar filmindeki sakat adam, gerçek dünyada sakat adam, Avatar'da yani sanal alemde muazzam bir kahramanlık gösteriyor. Ama bir şeye dikkat ediyoruz. Evet, çocuklara dönük bilmem ne falan filan. Ama tuhaf bir şey. Kuyruklu, insana benzemeyen, insan dışı bir varlık. Sanal alemdeki, şu andaki bütün dönüşümler, bütün işte Hong Kong'da, Tayland'da, Amerika'da, Hollanda'da, Belçika'da ve Kanada'da, şu andaki bütün şirketlerin büyük bir konsorsiyum halindeki ideolojisi bir insanı dönüştürme. İşte dil de burada etkili olacak ama ne yazık ki meseleyi sorun yapmadı. Sorunu mesele yapmadan Mehmet hocama buradan atıfta bulun. Sorunu mesele yapmadan. Çünkü dil tarihteyken ben sual yazdığım zaman bir hocam beni bıraktı. Diğerine soru yazdığım zaman bir hocam bıraktı beni. Hatta şu dilde ideolojiyi bir tarafa bırakıp evet talebe kelimesinin haklılığını gönülden inanarak ama bunun doğallaştırıcı bir dil mantığıyla bugüne uygunlaştırılması ya da Ali İzzet Begoviç'in de dediği gibi her sınıfta bir düşünce okulunun, düşünce dersinin konulması bence dilin de önünü açabilecek, dilin de doğallaştırılabilecek bir düşünsel mekanizmayı geliştirebilecek bir yapısı öğrenciyi yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü en büyük ızdırabımız kendini ifade edemeyen öğrenci. Evet, bugün akademik dilimiz, akademik dünyamız çok gelişti. Çok şükür. Yani interdisipliner bir mantığa geliştik ama ne yazık ki halen dilde bir takım sıkıntılarımız var ve öğrencilerimiz kendilerini ifade edemiyor. En büyük sorun bu. Bunun da sebeplerinin bir tanesi düşünsel alana açık olmayışları. Bu yüzden filme yönelmek zorundayız. Görsel unsurlara yönelmek zorundayız. Görsel yani bildirileri işte artık kimse kitaba bakmıyor. Küçük kliplerle, şunlarla bunlarla dilin onların dünyasında doğal bir mecra bulmasına imkan tanımak zorundayız. Evet, ben fazla başınızı ağrıtmayayım. Çok teşekkür ediyorum.